Anlatayım mı? Şu an en ince telimizi takıyoruz. 14'ün terfi sanıyor. Şimdi çapraşıklıklar oldukça dişlerin aralarında yiyecek artıkları birikir. Bir doktor ağızda dişi tutabilmek tutmaya çalışır hep böyle hani implant gibi kullanalım gittiği yere kadar diye. Hocam az önce 7 sene önce yaptığınız bir tedaviden bahsettiniz ya. Bir de şey söylediniz hastayla ilgili, buraya implant yapamayacaklarını düşündükleri için o tedavi uygulamışlar diye. O tedavi ne, onu bir anlatabilir misiniz? Bir de çene kemiklerinde... ...edersiniz ama ağrı acı yapmaz. Bizimki genel anestezi gibi değildir. Hissettir ama ağrıya acıyor. Hocam az önce 7 sene önce yaptığınız bir tedaviden bahsettiniz ya. Bir de şey söylediniz hastayla ilgili. Buraya implant yapamayacaklarını düşündükleri için o tedavi uygulamışlar diye. O tedavi ne, onu bir anlatabilir misiniz? Bir de çene kemiklerinde bu fiziksel özellikler hastanın iri yarı olması ya da kemiklerinin çok olması ya da çıtı pıtı olması gibi birçok faktörün yanı sıra uzun süre dişsizlik yaşadığı zaman atrofi olur. Yani çene kemiği azalır, küçülür. Bir matkapla duvara delik açacağız gibi düşün. İncecik bir duvar olursa eğer işlem son derece zor hale gelir. Veya imkansız hale gelir. Tabii damar ve sinirlerin de durumu söz konusu. Ağız içerisinde çok kritiktir bunlar. O bölgede bu kadar incelmiş çene kemiklerinde implant yapmaktan kaçınmak mümkün. Doktorlar bunu yaparlar. Eldeki dişleri mümkün olduğu kadar uzun süre kullanmaya çalışırlar. Kötü bir şey de değildir bu. Bu noktada hemiseksiyon yapmışlar ama radisektomi yapmamışlar. Hadi onu da yapmamışlar ama uzun süre taşır mı diye düşünürken uzun süre taşımamış. Daha yeni yapılmış porselenlerde iltihap başlamış dişlerde. Dolayısıyla da o dişi oradan almak zorundaydık. Aldığınız zaman da mümkün olduğu kadar güçlü ve sayısı çok implant yerleştirmeye çalıştık. Onlarla da başarılı olduk. Bundan sonrasında çene kemiğine kaynaması, ki kaynaması vücutla çok alakalı değil, vücudun sağlığıyla alakalı. Hani vücut reddeder implantı falan gibi bir durum yoktur. Daha çok iltihap vardır. İltihaba bağlı düşmemesi için de önemli postoperatif kontrolleri takip edeceğiz. İlaçları kullanacak hastamız. Bir diş daha küçültülecekti, bir diş daha problem olacaktı. Yok, biz mümkün olduğu kadar, bakın ameliyatı yapmış olmam demek, İmplantlar tamam artık peygamber değilim ben. İmplantı koydum kaynadı orada öyle bir durum yok. Ama şu an iyi bir yerleştirdik. İltihaba karşı koruyalım. Son bir desteğimiz var. Onu da 1,5-2 ay sonra atalım. Ama vücuda ne ekleyebiliyorsak o kar. Hani eksik olan yere bir şey ekleyebiliyorsak diş kökü vazifesi görsün diye her biri bir kar. Dişlerden yaslanmak değil de olabildiği kadar çene kemiklerinden o gücü almak. Şimdi çapraşıklıklar oldukça dişlerin aralarında yiyecek artıkları birikir. Hepimizde olan bir şey. Yani bu size özel bir şey değil ama çapraşık olunca daha çok oluyor. Aynen. Komple bir diş taşları temizliği, şöyle şu önlere doğru sirayet etmiş, bunların bir parlatılmasıyla ilk etapta tedavi başlamalı. Hani ağzı bir temizlemek. Önce çekmeyelim dedim mi? Tamam. İlk etapta ağrı olabilir. Zaten Nisa detaylı biliyor. Bakalım Nisa'cığım bana doğru. Sen bana doğru insaydın. Eskiler de oluyor bazen. Bir daha bakalım. Yapacağım. Hop işte açalım. Tamam ısıtmayalım. Hafifçe kapatalım yağmurca. Evet, çok güzel. Kesatta ağrı olabilir. Zaten Nisa detaylı biliyor. Ağrı olabilir. Bu çok normal. Şu an ben bu ekvatorları çıkardığım anda Nisa hissetmeye başlayacak bu rahatsızlığı. Ama alışacak bir şey. Bugün akşam yarın gibi ağrısı artacak yavaş yavaş. 2-3 gün biraz fazla olur sonra geçer.
eğer ağrı kesici kullanmak istiyorsanız Karol ağrı kesici kullanabilirsiniz. Onun dışında hiçbir şeye gerek yok. Daha ağrı hiçbir şeye gerek yok. Ağız içinde küçük beyaz yaralar yapabiliyor bazı vücutlarda. Eğer böyle bir şey yaparsa tuzlu suyla gargara yaptırın. Gargara yaptıktan sonra yarım saat bir şey içmesin ki orayı etkilesin. Günde 4-5 kez yapabilir. Bir sakıncası yok. Onun dışında her yemekten sonra dişlerini fırçalasın. Zaten çok güzel fırçalıyor. Eğer bir şeye böyle bir destek, fırçaya falan ihtiyaç olursa ben ilk kay kontrolünde söylerim. Şimdilik ekstra bir şey önermeyeceğim. Kola, fanta, gazoz gibi asit içecekler yasak. Sakız çiğnemek yasak. Lokum gibi yapışkan şeylerden uzak dursun. Onun dışında mesela bir çekirdek yiyecek, kayısı, erik, gerçi mevsimin geçti kayısı eriğin ama çekirdekli bir şey yiyeceği zaman çekirdeği eliyle ayırt etsin. Özellikle kahvaltıda zeytin yerken yumuşak kısmını yiyebilir. İlk iki gün özellikle sıvı beslensin, daha sonra katı gıdaya geçebilir. Onun dışında fındık, ceviz, badem gibi katı sert şeyler yemiyoruz. Eğer mesela bir elma, armut, havuç gibi sert ama sağlıklı bir şey yemesi gerekiyorsa ince ince dilimliyoruz, o şekilde yiyor. Ön dişlerle ısırma yapmıyoruz. Arka dişlerde yaparsak yumuşak yumuşak. Yani ağzındaki parçalar sonuçta dişe zarar vermemek için bir Japon yapıştırıcısı gibi yapışmadı. Hı hı. O nedenle de biraz dikkat etmesi gerekiyor. Hı. Çünkü fazla kuvvetli onlar atıyor. Hı. Bu şekilde. Niye? Anlatayım mı? Hı hı. Şu an en ince telimizi takıyoruz. 14 gün terfi sen yap. Alışmayı olduğu için çok fazla bir kuvvet uygulamıyoruz. Seviyelenmesini sağlayacağız. Gel bakalım. Dedim ki kendini alıştır diye. Dönelim bana doğru. Çevir. Lastik diye düşündüğümüzde bu insanlar ağzı böyle çatal çatal lastik böyle bir şey takacaksın diye düşünüyorum. Lastik mi? Evet. O ileriki aşamalarda gerekebiliyor. Bazen gerekebiliyor. Gerekirse biz de kullanırız ama ilk etapta olmuyor. Hocam şöyle... Dediğin gibi oldu mu? Çok satmıyor. Yanaklarına patma durumu falan filan olmaması için izlediği videolarda bir şey... Mum veriyoruz ama ondan çok düştüğü söylendiği için artık vermiyorum. Hani şöyle bir şey yapabiliriz, ekmeğin hamurunu küçük bir top yapıp bastırabilir. Çünkü düşüyor, hepsi düşüyor. Ya da şey yapabilirsiniz, küçük sakızı böyle dişinin ucuyla mincik çiğnesin, tamamını çiğnemek yok, sonrasını kapatabilir. Zaten hepsi tükürükle yarım saat içinde düşüyor. Düşecek diyorsunuz. Evet. En iyisi tuzlu suyla gargara yapmak ya da size bir eczaneden merhem yazayım. Çok rahatsız olursa, çok rahatsız olacağını sanmıyorum. Nisan'ın ama yine de olursa eczaneden... En azından hocam ne yapacağımızı bilelim de yani ihtiyaç halinde de alabiliriz. Tamam, evet. Bunu ihtiyaç halinde alalım. Bu bir pomat zaten. Krem şeklinde. Ağzın şimdi... içine sürebiliriz değil mi? Evet, bu ağız içine sürülüyor zaten. Tamam. Orada böyle iz yaparsa, yaparsa yumuşak dokusun kurusun diye battığı yere sürülüyor. Çok aşırı batma kenarlarda. Yoktur onda. Yok. Üzerine falan yatarken falan belki birazcık daha... İlk etapta, ilk bir hafta oluyor, sonra unutuyorlar, alışıyorlar zaten. İnşallah kolay. Dişlerinizden şikayetiniz nedir? Efendim? Dişlerinizden şikayetiniz nedir? Ön dişlerim açılmaya başladı da onunla ilgili. Tamam. Daha önce tedavi gördünüz mü? Yok. Görmediniz. Tamam. Bir bakalım. Yardımcı olayım size. Evet. Bunlar sonradan mı oluştu? Evet. Başta yoktu. Son bir sene içinde falan. Bir senedir. Tamam. Yakın yerleştirmek zorunda kaldım. Dişiniz çok gömülü olduğu için. Tamam mı? Biraz şey, dikkatli fırçalarsak düzelir. Bir daha çıkıyorlar. Doğru dönelim. Çok böyle açıp yanaklarımızı germeyelim. Olur mu? Biraz kapatalım.
çok sıkıyor değil mi? Yok, ön dilim çok acıyor. Hı hı. O da işte dediğim gibi arka tarafından gömülü diş aldığımız için normal. Tedaviler bizde dediğimiz 6 aydan başlıyor zaten. Ama çok zor bir tedavi süreci sizi beklemiyor. O boşluklarınız kapandıktan sonra zaten bir plak kullanım süreciniz olacak. Aynı zamanda işten retain dediğimiz bir tel yapıyoruz. Onlar olacak. Siz onları da tedavi sonrasında da bir 6 ay kadar, 8 ay kadar kullanmanız gerekecek. Retainer dediğimiz tel yapışık oluyor. O birkaç sene gidiyor. Çünkü bu sizin işleriniz boşluklu ve bu boşluk geriye dönebilir. Yani her zaman risk var. O yüzden birkaç sene dişleri mi takmam gerekiyor? Şöyle, tel tedaviniz bir 8 ay civarı sürecek ortalama. Ortalama diyorum çünkü bu dişlere göre, vücudunuza göre değişebiliyor tedavi sürecine göre. Tedavi süreci bittikten sonra plak takıyoruz biz. Bir de içten bir tel. Bu tel tedavisi değil. Size gösteririm gerekirse. Üst dişlerinizin içine böyle incecik bir tel takacağım ki dişler tekrar boşluk açılmasın diye. Onun da bir iki sene kadar, üç sene kadar durması gerekiyor. Ama bu dışarıdan gözüken bir şey olmayacak. Siz işte dilinizle hissedeceksiniz. Onun dışında zaten bitmiş olacak yani 8 ayda. Sadece dişler bozulmasın diye bir tedavi süreci devam ettiriyoruz. Peki protez tarzı bir şey olabilir mi? Önerir misin? Yani şöyle şey olabiliyor. Tabii ki olabilir ama çok önermiyorum. Çünkü ben bir ortodontistim. Hani dişleri telle tedavi ediyorum. Bir de yapay oluyor. Yani evet protez yaptırıyor ama belki daha da kısa sürede bitiyor. Bir ayda bitireceğiniz bir şey. Ama şöyle oluyor, yapay bir şey oluyor ve ileride bir gün dişiniz çürüdüğünde ya da bir sızıntı yaptığında, renklendiğinde içerideki diş kesili olacağı için zarar görmüş oluyor. O yüzden önermiyorum. Hani belki şu maske süreçte biraz daha zaman ayırıp kendinize, ama kendi dişlerinizle kapatmak daha iyi yapay bir şeydense. Evet. Onu işte 50 yaş, daha ileri yaşlara saklayın kendi dişinizi. Tamam mı? Bu şekilde var mı başka sormak istediğiniz? Yok, şimdi o zaman ilk 8 ay normal dişleri takacağım. Ve dişleri sadece üst tarafına takılıyor yoksa üst alt üst alt takacağım. Yani. Altta da boşluklar var. Hani dediğim gibi zaten boşluklar kapanacak. Kapanmasına rağmen ben o 8 ayı da 2 ay falan fazla tutmuş olacağım. Yani neden? Hemen bozulmasın diye. Ne kadar çabuk sökersem o kadar eskiye dönme eğiliminde. Bir miktar bekleteceğim o yüzden. O şekilde. Ayda bir de zaten kontrollerimiz oluyor. Randevuları ayarlayarak devam ederiz zaten. Tamamdır. Tamam mı? Ben bir düşüneyim ya bunu çünkü tamam. Şey olsun. Tamam, siz bir düşünün, rica ederim. Bir doktor ağızda dişi tutabilmek, tutmaya çalışır hep böyle hani implant gibi kullanalım gittiği yere kadar diye. Ve bu yapılmış. Diyorum ya burada Kübra Hanım herhalde ya bir... Mesele şu. Dişin çene kemiği içerisindeki kökün içerisine yerleştirilen şunun gibi pin restorasyonlarla dişin biraz boyu uzatılıp kaplama yapılır. Bazen 20 yıl gider, bazen 3 yıl gider. Yıllarca bana saklamış dişlerini. Abi yoruldum.